Tamam. Aslında benzer bir mesele de şurada var Ahmet Bey. İsmet abi bunu sordu ama ben hatırlatayım. Sayın Bakanım, şimdi yakın dönemde en düşük emekli maaşını 7500 liraya getirdiniz. Bu da şimdi diğer emeklerde onlar da haklı olarak şöyle bir serzenişte bulunmaya başladılar. Diyorlar ki ya daha önce bizim maaşımız şu kadardı. Şimdi en düşük alanla benim aldığım maaş arasında ya bir fark kalmadı ya da neredeyse eşitlendik. Dolayısıyla bu en fazla düşük prim ödedim. Evet, en düşük emekli maaşının biraz üzerinde alan ya da daha üstünde olan emekliler için bir her bey bir söz konusu. Buna da ilgili çalışmamızı yaptık ama e, takdir edersiniz ki e, meclis deprem süresince çalışmadı. E, ve biz son torba kanununa sadece şey yetiştirebil iki konuyu yetiştirebildim. E, birisi geçici işçilerin kadro meselesini çözdük, onu yetiştirebildim. Bir de EYT'de maaş bağlanması e, hızını artırmak için seyahat çalışanlarına e, fazla mesaiyi yetiştirebildim. Dolayısıyla her bakanlıktan gelen birçok şey vardı. Meclis bize e, bizim bu iki şeyimizi teklifimizi e, ancak genel kurula intikal ettir, ettirebildi. Yoksa o çalışmamız hazırdı. Ne yapacaktık orada? 7500 lira 7000'in üzerinde alan emeklilerin de maaşlarını kademeli olarak 7 bin ile 10 bin arasında belli bir oranda artırmak daha çok 10 bin 10 bin 15 bin lira arasında belli bir oranda artırmak 15 bin üzerinde daha düşük bir oranda artırmayı bütün bu çalışmamızı hazırladık. Bu çalışmamız da hazır. Meclise, şey şey Meclise şey yetiştiremediğimiz an... konulardan biri bu. Yani Diğerini de söyleyeyim. Diğeri de size geliyordur <laughs> muhtemelen çeşitli şeylerden, mecralardan. O da Taşeron işçiliği sorunu. Onun evet. da çalışmasını bitirmiştik. Onu da Zaten konuşacağız onu evet. da özel olarak. Bir asgari ücrete bakalım mı? Bakalım. Ee, en önemli konulardan biri de o. Bir grafik var. Onur, ekrana yansıtabilir miyiz? Şuradan görebilir miyim grafiği? Yani yıllara göre asgari ücretteki artış durumu nedir? Ona bir bakalım. Ee, bir defa siz şöyle... Asgari ücretle ilgili yaptığınız bir, bir gel gelsene bir öncekine bak o önemli bence bir ona bir gelelim bir önceki az öncekine gelelim orada yazıyor ya vergi dışı Şimdi, Asgari ücret vergi dışı bırakıldı Ahmet Bey Türkiye tarihinde e, çok söylenmiş konulardan biri budur hatta ben öğrencilik yıllarında bizim de e, işte o zaman e, bir e, konfederasyon MİSK, Milliyetçi Sendikaları Konfederasyonu'na katkı yapmak için bir grup öğrenci arkadaşla birlikte bir e, fabrikaya, o zaman fabrika diyoruz ama şimdi anlıyoruz ki bir atölyeymiş, e, oranın duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın sloganını yazmıştık. Yazdınız mı? Yazdım, size? ben elimle yazdım. <laughs> Dolayısıyla. Ya, sizin onu hatırlamanız değil, biz gazeteci olarak yıllardır bütün siyaset bunu haykırmaz mıydı? Asgari ücret vergi dışı bırakılsın. Kesinlikle. Ee, rahmetli Başbakan Ecevit e, Türkiye'nin ilk toplu sözleşme düzenini uygulayan Çalışma Bakanı'dır. İlk, evet. i̇lk o uygulamadır. Çalışma bakanlığında. Ecevit'in ayrı bir yeri vardır Çalışma bakanlar arasında. Asgari ücret uygulamasını da programına, parti programına, hükümet programına koydu. Başbakan uygulayamadı. Vergi dışı bırakılmasını. Bu bize nasip oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iradesiyle, desteğiyle Asgari ücreti sadece vergi dışı bırakmadık. Bütün ücretlerden asgari ücret düzeyindeki geliri vergi dışı bıraktık. Ben bunu bizim bütün yaptıklarımızın içerisinde tarihi adım olarak bunu görürüm. Diğerleri ya, aktüeldir, sorundur, geçen, çözülmüştür. Geçenlerde bir muhalefetten bir lider asgari ücreti... Duymamış galiba. Vergi, evet. Kim? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu mu? muhtemelen danışmanlar ya söylememişler ya duymamış. Olabilir, duymamış ama danışmanların söylemesi lazım. Bu tarihi bir adım. Bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin bunlar nasıl habersiz olur? Onu şaşırdım ben. Öyle ama dedi söyledi. değil mi? Asgari evet, ücreti evet, vergi dışı dedi Yanlış hatırlamıyorum. Oysa bir buçuk evet. yıl oldu bunu yapalı. Evet. Onun için ben bunu tarihsel bir adım olarak görüyorum Ahmet Bey. Tüm ücretlerin asgari ücret tutarından vergi alınmama kararı alındı. söylediğiniz evet, onu da. Asgari Ocak 2022'ye göre... Asgari ücret Ocak, 20 Ocak 2022'ye evet. göre %100 artışla 8500 lira oldu. Şimdi 8500 lira Ocak ayında yapıldığı zaman beklentilerin üzerinde bir artıştı. Tabii enflasyon... Eksisi, Daha fazlasını bekleyenler de vardı, vardı bu arada. Ama gerçekçi bek tahmin yapanlar 8500-9000 iyi olur diyordular. 8500 lira oldu. Gerçekten o, o gün için %100 artıştı. Ama dolar bazında baktığımız zaman bir var evet. o da var dolar bazında var bakalım mı? mı? Evet. Olur. Gelsin Ergün Hadi. Bey kızıyor yalnız dolar bazında söylemenize Evet. Kim kızıyor? <laughs> Ergün Atalay kızıyor. Türk İş Genel Başkanımız kızıyor mu? <laughs> Fakat bunu şey için Kusura söylüyorum. Kusura bakma Ergün Bey. <laughs> bunu şunun için söylüyorum. Türk İçmen parası Bey, kullanın diyor. Herkes evet. dolar bazında konuşuyor. Dolar bazında ne oldu falan diye başlıyorlar. İlk defa Türkiye tarihinde 450 doların üzerinde açıkladığımız gün 459 dolardı. Bir, bir gelebilir misiniz Sayın Bakanım? Eğer müsa, yani şur şuradan gösterirseniz çok sevineceğim. Yani buyurun. 2002'de 126 dolarmış mesela. Evet, ya yani Türkiye tarihinde dikkat derseniz 451 dolar var. 451, 451 do nerede olmuş? 2013'te olmuş. 2013'te olmuş. olmuş. Yani Ak Parti yönetiminde en üst düzeye. 2023'te çıkmış. Ben bunu çok önemli ve anlamlı buluyorum. Nedir bunun önemi? Bunun önemi şudur. Türkiye e, enflasyonist dönemde, enflasyon karşısında emekçilerini e, koruyan bir sosyal devlet sorumluluğuyla hareket etti. Bu görevi bana tevdi ettiği zaman Sayın Cumhurbaşkanımız Vedat Bey burası sosyal devlettir. Sen de çalışma ekonomisi profesörüsün. Bu konularda Gereke, gerekli olan her şeyi e, bir ödev olarak yap, bir görev olarak yap dedi. Ben de görevim gereği, bunları Sayın başkanımıza her götürdüğümde Sayın Cumhurbaşkanımızla oturup konuşup meselenin önemini anlattığımda kabul etti. Asgari ücrette e, bu şekilde tespit edildi. Dolayısıyla e, ben bir sosyal devlet uygulaması olarak e, asgari ücreti, hep şunu e, şuna dikkat ediyorum Ahmet Bey. Asgari ücreti Dolar ekseninde söylemek doğru değil ama e, bir parametre olarak dolar, reel alım gücü, başka şeyler, enflasyon bunları birlikte mukayese edilerek e, 500 dolar eşiğinde aşağı düşürmemek lazım. Öyle mi? Evet. Peki bunun, oğlum, bunun, bu şu demek mi? 500 dolar olacak mı demek istiyorsunuz? E, söylediğim parametreleri birlikte değerlendirerek e, o eksende tutmak lazım. Şunun için bu diğer ücretleri de yukarıya doğru tırmandırır. Bu aynı zamanda ücretleri koruyan bir yaklaşım, ücret politikası oluşturur. Buna hassasiyet gösteriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız şey de bunun ifadesidir. Ya Sayın Bakanım, bana telefonuma mesaj yağıyor ya. Herkes memur 11 bin lira alıyor, işçi 25 bin alıyor. E, ne yapacağım aynı ben? Şeyi ben olan, bundan ne? bunlar bunlar tabii bu bahsettiğim organize grupların şeyleri ama bizim memurlarımız, kamu çalışanlarımız şunu bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal bir devlettir ve o sosyal devlet bilinciyle hareket edilmektedir. Ocak ayında onlara yaptığımız gibi yani enflasyonun üzerinde %14 bir refah payı verdiğimiz gibi en az kamu işçilerinin aldığı ücret kadar en düşük memurumuzu da ücret, maaşını da belirleyerek onun üzerinde bir refah payını gözeten bir yaklaşımla Temmuz ayında, yasal olarak öyle açıklıyoruz. Şimdi öyle bir düzenleme yapma imkanımız yok. Ocak'ta yaptığınızda memurlar memnun kalmış mıydı? Tabii. Büyük bir memnuniyet oluşmuştu ve hem konfederasyonlar... Siz diyorsunuz Temmuz'da da aynısını yapacağız, aynısını yine yapacağız. memnun kalacaklar. Tabii. Yani. Aynı düzeyde bir e, zam alacaklarından hiç endişe etmesinler. Bu organize gruplarda bu kışkırtıcılıklarının kendilerine bir faydası olur mu bilmiyorum ama... ...memurlarımız bunlara itibar etmiyordurlar. Çünkü bizim ne yaptığımızı biliyorlar, Hayır, ne bakarım, yapacağımızı da yüzde ben açıkça diyebilir miyiz o zaman? Aynı düzeyde alacağız dediğinize göre yüzde 45 <laughs> Biraz önce izah ettiniz <laughs> e, onu İsmet Bey. Neden? E, belki onun üzerinde olur, belki onun... E, yani. E, onu şimdiden tayin etmek e, o düzeyde olur veya onun üzerinde olur. Yanlış anlaşılmamak için efendim, ben bugün biraz hesaplama yaptım da. Şimdi bu 23 mürmüş falan diyorlar. Anladığım kadarıyla en taban 15'e çıktı. Brüt yalnız bu. Bunlar brüt. Bunun üzerine yüzde 45 yapınca 22 bine falan geliyor. Tabii. O da brüt. O da brüt. Düştüğünüz zaman 17 civarında mı? 17 civarında. Para ediyor. Evet. Yani, yani Sayın Bakan'ın o. Sayın Bakan sorumluluk sahibi. Ee, bir noktada olduğu için yani şimdi rakam vermek istemiyor ama öyle görünüyor ki evet, evet yani onun altına düşmeyecek e, kesinlikle memurlarımız evet. böyle... müşteri olsunlar biz e, bir, toplu sözleşmemizde e, dönemsel olarak yaptığımız düzenlemelerden birincisini Temmuz'da yapacağız ve e, e, onların e, sosyal devlet sorumluluğuyla yapacağımız uygulamalardan Ocak'ta memnun oldukları gibi Temmuz ayında da memnun olacaklar evet Peki asgari ücretle ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Temmuz Bence... ayında Temmuz ayında asgari ücreti de ele alacağız. Temmuz evet. ayında 6 ay do, 6 ayda bir enflasyondan dolayı 6 ayda bir düzenleme yapıyoruz. Temmuz ayında da biraz önce çizmeye çalıştığım çerçevede yeni bir asgari ücret belirleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. 500 dolar ne yapıyor Onur hesapladın mı? 10 bin lira yapıyor. Ha yani yani anladım. Yani o da Önemli bir barem olacak. Yani siz kendiniz için bunu öngörüyorsunuz. Evet. Yani diyorsunuz ki 500 doların altında olmamalı. Evet. Sadece dolar değil. Biraz önce söylediğim reel paranın reel alım gücü iş, mülklerin fiyat hareketleri karşısındaki davranışsal değişimleri de dikkate alarak, o değişim oranını da dikkate alarak bir belirleyeceğiz. İnsanların aklında kalsın diye 500 dolardan bahsediyorum. Yoksa 500 dolara endekslediğimiz için değil. Yani öyle bir endeksleme yok ama hani evet. alım gücünü anlatmak açısından, asgari Aynen. ücretin alım gücünü anlatmak açısından söylüyorsunuz. Onu anladığım evet. kadarıyla. Evet.